diyoruz biz. Saklamasınlar. Direkt yayınlasınlar. Bunun fotoğrafını mı yayınlıyorlar? Böyle şahısları saklamasınlar. Bilsinler istiyoruz. Özgür olsun çocuklarımız. Çocuklarımızdan uzak dursunlar. Çocuklardan uzak dursunlar. Ellemesinler onları. Ben bu aklımı saklamasını da istemiyoruz. Boy boy fotoğraflarının da yayılmasını istiyoruz. Gizli tutulmasını da istemiyoruz. Telefon ettiler bana. Böyle böyle bir işte çocuğu kaçırmaya kalktı biri diye, bir şahıs diye. Ondan sonra ben Elmas Bahçeliler tarafındaydım. Acil olarak hemen arabayla geldim buraya. Geldiğimde zaten ambulans ve polisler buradaydı. Olay, çocuklar burada hemen, zaten hanım diyor 5 dakika olmadı indireli aşağıya sokağa. Çocuklar oynamaya inmişler. Ondan sonra benim kızın elinden tutuyor bu şahıs. Gel, ondan sonra aşağı doğru inelim diyor. Ondan sonra çocuklar diyor ki, yani bırak onu diyorlar. Siz gidin eve, ben getireceğim onu demiş. Aşağı doğru götürüyor çocuğu. Orada bir dar bir aralık var. Cumhuriyet İlkokulu'nun o tarafta. Orada buna işte cinsel istismara yapmaya kalkıyor. Tacize kalkıyor bu şahıs. Ondan sonra işte komşular falan oradan görüyor. Çocuklar işte yetişiyor peşinden falan. Ondan sonra bu şahsı yakalıyorlar. Ondan sonra işte komşular, artık çevreden gelenler, hani oradan buradan herkes, halkımız duyarlı. Yani bayağı linç etmeye kalkmışlar. Polis ellerinden zor kurtarmış. Zaten kan revan içinde kalmış. Ama bize hiçbir bilgi verilmiyor. Yani bu, soruyorum özellikle. Demin memur arkadaşlara da sordum. İçeride bilgi almak için sorayım dedim. Hiçbir bilgi verilmiyor. Hani bu şahıs ceza alacak mı? Kaç sene ceza alacak? Ya da ben bu süreci takip etmek istiyorum. Vatandaş olarak ve kızıma taciz eden bir şahsı, benim en büyük hakkım olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim için önemli olan ne kadar ceza alması değil. Önemli olan başka çıkıp da başka bir çocuklara da, benim çocuğuma zarar vermeye kalktığı gibi başkalarının çocuklarına da zarar vermesini engellemek. Al işte görüyorsunuz Elmalı davasını ya da bunun gibi değişik cinsel istismarlar, çocuk kaçırmalar. Bunlar neden? Hep böyle işte şeylerimizden, yasalarımızın biraz gevşekliğinden kaynaklanıyor. Açıkçası ben bunu açık yüreklilikle de söylüyorum. Bunlara bu kadar yani basit davranılmaması lazım. Bunların ya ömür boyu içeriden çıkmaması lazım ya da bunların hani söylemesi ayıp adım mı edilecek, ne yapılacaksa bunlara bir çare bulunması lazım. Yoksa bu tecavüzlerin de cinsel istismarların da önüne geçilmez. Bunun işten de çıkarılmasını istiyorum. Böyle şahıslara yaşam hakkı verilmesini istemiyorum. Yazık, günah değil mi? Herkesin evladı var. Bu savcıların evladı yok mu? Bu hakimlerin evladı yok mu? Ağır cezalar getirilmesi lazım. Ben bunu söylerim, bunu bilirim. Bu yasalarda uygulanmazsa ben şahıs olarak şunu söylüyorum. Ben bu şahsın ismini öğrenirim. Bu şahsın ismini öğrenirim. Adaletini ben veririm. Eğer adaletimiz adaleti vermeyecekse ben vereceğim adaletini. Çocuklarımız zaten oynuyorlardı. Aşağı inmek istediler. Aşağı inmeden 2 dakika sonra bağırtı duyduk. Zeynep'i kaçırıyorlar deyince oğlumuz, çocuklarımız koşu koşu eve geldi. Koşarak gittiğimizde elinden tutmuş götürüyormuş zaten. Ondan sonra yakaladığımızda biz koşturduk, yakalamaya çalıştık. Çocuğumuz geri geldiğinde ağzını yüzünü siliyordu. Daha 5 yaşında bizim çocuğumuz. Peki biz çocuklarımızı hiç aşağı salamayacağız mı? Kendimiz gittik, bir de diyor ki yüzsüz, ben ne yaptım, ben bir şey yapmadım diyor. Böyle bir terbiyesizlik, bir şey yok. Yani 40-45 yaşında insan bu. Belki de torunu yaşında bu çocuk onun. Biz sokağa hiç çocuk salamayacağız mı? Biz nereye koyacağız bu çocuklarımızı yani? Artık insanlardan korkuyoruz, kimseye yanaşamıyoruz. Çocuklarımızı kimsenin yana gönderemiyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. Bu nasıl olacak? Ne olacak? Bunun sonu yok mu? Biz çocuk tacizi istemiyoruz. Bunların en ağır ceza almalarını istiyoruz. Bunlara en ağır ceza verilsin ki böyle bir şeye bir daha cesaret edemesinler istiyoruz. Çocuklarımız rahat etsin istiyoruz. Rahatça oynayabilsin istiyoruz.